Değerli arkadaşlar merhaba. 10. sınıf fizik dersine ohm kanunu soru çözümüne devam ediyoruz. Birinci soru, şekildeki değer parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerlerin oranı nedir diye sormuş. Akım arkadaşlar dirençlerin üzerinden geçecek ve voltmetreler bağlandıkları uçlar arasındaki potansiyel farkı ölçmekle görebilirler. Hepsi seri bağlı oldukları için arkadaşlar seri bağlı devrelerde akım aynı büyüklükte geçer. O yüzden hepsinden geçecek akımın büyüklüğü i kadar. Yani buradan da i, buradan da i, buradan da i kadar akım geçer. O zaman volt 1, V1 volt metresi için yazıyorum. Geçecek akımın büyüklüğü i kadar. V1 üzerindeki arkadaşlar toplam direnç 3R'dir. I çarpı 3R dedik. V2 için yazıyoruz. V2'de bakarsanız arkadaşlar şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Geçecek akımın büyüklüğü yine aynı. Nedir diyeceksiniz? Toplam direnç 4R. Taraf tarafa oranlıyoruz. 3 bölü 4 gelmiş olacak. Çekirdeki devre parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerlerin oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar iyi akımı buradan çıktığı zaman voltmetrenin üzerinden geçemez. İş direnci sonsuz olduğu için arkadaşlar içerisinden geçemeyeceğinden dolayı direncin üzerinden geçecek. Yine V2 voltmetresinden geçemeyerek ne yapacak? Devreyi bu şekilde tamamlayacak. Voltmetreler bağlandıkları nokta arasındaki potansiyeli ölçüyor demiştik. Yani şu iki nokta arasındaki potansiyeli V1, buradaki iki nokta arasındaki potansiyeli de V2 ölçecek. V1 için yazarsanız, geçen akımın büyüklüğü aynı, her birinden i kadar akım geçiyor. Seri bağlılar. I çarpı, arkadaşlar V1, R, 4R daha, 5R gelmiş oldu. V2 için bakarsanız, aynı akım i kadar toplam 4 daha 8R taraf tarafa oranlıyorsunuz. İ'ler gitti, R'ler gitti. 5 bölü 8 gelir cevabımız. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şekildeki devre parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerlerin oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar İ akımı buradan çıkacak. V2 voltmetresinden geçemeyecek. İ kadar akım buradan geçti, buraya geldi. Burada arkadaşlar iki tane direnç var ve bu dirençler birbirine paralel bağlı görmüş olduğunuz gibi. Paralel bağlı olduklarında dirençlerin büyüklükleriyle orantılı bir şekilde, ters orantılı bir şekilde ne yapacak? Akımlar paylaşılacak. İ kadar akımın arkadaşlar yarısını burası alır, yarısı da burası alır. Çünkü buraya ben bir voltmetre bağlasam ve buraya bir voltmetre bağlasam, örnek verelim. Buradaki voltmetrelerin okunacak değeri eşit olması gerekir. Paralel bağlı devrelerde potansiyellerin eşit olduğunu söylemiştik. Paralel bağlı olduklarında. Bakalım eşit mi? Ondan sonra sorumuza devam edelim. Şimdi şuraya Vx diyeyim, Vy diyeyim şuna da. Vx'teki potansiyel ne kadar arkadaşlar? I bölü 2 kadar akım geçecek. V eşittir IR'dir olduğunu biliyoruz. Geçen akımın büyüklüğü I bölü 2 kadarsa, direncin büyüklüğü 2R ise I çarpı R kadar geçmiş oldu. Aynısının nerede? Altta Vy voltmetresi, ben söyledim bunu dediğim gibi. Değerlerini kıyaslamak için söylüyoruz. İ bölü 2 kadar akım geçilmesi gerekiyor diye söyledik. Doğru mu ona bakıyoruz. Geçecek akımın büyüklüğü bu. Direncin büyüklüğü 2R. 2'ler gitti. İ'ye kadar akım potansiyel olmuş oldu. Yani üst koldaki iki potansiyel de aynıysa bunlar paralel bağlıdır diyebiliyorduk. Şimdi bakarsanız arkadaşlar V2 voltmetresinin hemen şuraya yazayım. V2 için yazalım. V2 voltmetresinden geçen akım büyüklüğü i kadar, direnç büyüklüğü 2R kadar, 2R'lik bir potansiyel oldu. 2R yazdık. V1'e bakın arkadaşlar, i kadar buradan akım geçiyor ama 2R'lik direncin üzerinden i bölü 2 kadar potansiyel akım geçiyor. Bu iki noktadaki potansiyelin toplamı bana arkadaşlar V1 voltmetresindeki potansiyeli verecek. O yüzden şuradaki potansiyel ne kadar? 2R. Buradaki potansiyel zaten şurada bulmuştum. IR kadar. İkisinin toplamı bana V1 voltmetresindeki potansiyeli verecek. Yani 2IR, IR daha 3IR. V1 voltmetresindeki potansiyel de 3IR oldu. Taraf tarafa oranladığımızda 3 bölü 2 gelir. IR'ler gittiğinde 3 bölü 2 kalır cevabımız. Dördüncü soruya devam ediyoruz. Şekildeki değer parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerler V1, V2, V3'tür. Buna göre aralarındaki ilişki nedir diye sormuş. Evet arkadaşlar ben burada i'ye 3i'yi süslemek istiyorum.
Neden? Şimdi i akımı yerine artık 3 i üstü dedim. 3 i üstü mü akımı r direncinin üzerinden geçecek. Buraya geldiğinde dirençlerin büyüklüğü ve ters orantılı bir şekilde paylaşılacak diye söylemiştik. Yukarıda 2 tane direnç var. Aşağıda 1 tane direnç var. Büyüklük olarak söylediğimizde. Ve ne olması gerekiyor? Paralel bağlı oldukları için arkadaşlar dirençin arttığı yerde az akım geçer. Yani 3 tane akımın bir tanesi buradan geçerken iki tanesi buradan geçecek. Eşleştirelim hemen sağlamasını yapalım. Yukarıda i üstü kadar akım var. 2R direnç var. Altta ise 2i üstü akım var. R kadar direnç var. Bunların potansiyellerinin aynı olması gerekiyor. Paralel bağlı oldukları için söylemiştik. Potansiyeller eşit mi? Evet. O zaman doğru bir şekilde paylaştırdık geçen akımı. Şimdi voltmetrelerdeki değerleri hemen yazalım. V1. Geçen akımın büyüklüğü 3i üstü dedim. Çarpı R kadar. V2. Nerede V2 arkadaşlar? Evet, üst kolda. I üstü kadar akım geçiyor. Direncin büyüklüğü R kadar. V3 ise 2i üstü akım geçiyor. Direnci R kadar. R'ler aynı zaten. Akımı büyük olanın potansiyeli büyük. Yani V1 büyük, 3 büyük, 2, 1, 3, 2 cevap Edirne gelmiş oldu. Çekirdekli yarı parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerlerin oranı nedir diye sormuş. Hemen arkadaşlar şuradan bakalım. İ kadar akım buradan geçecek. Buradan geçemez. Voltmetre var. İ akımı geçti. Buradan geçecek. Ve bu şekilde devreyi tamamlayacak. V1 voltmetresi bağlandığı iki nokta arasındaki potansiyeli ölçecek. Yani şu iki nokta arasındaki potansiyeli ölçecek. Bu iki nokta arasında arkadaşlar buradan i kadar akım, buradan i kadar akım geçiyor. Buradan da i kadar akım geçiyor diye söylemiştik. V1 için yazıyoruz. Toplam geçen akım i kadar. 2, bir daha seri bağlılıklar için 3 ohmluk ne var? Bir potansiyel 10 direnç var arkadaşlar. V2 için bakıyoruz. Geçen akımın büyüklüğü aynı. i kadar. İyi kadar akım arkadaşlar 1 ohmluk ve 3 ohmluk direncin üzerinden seri bağlı bir şekilde geçtiği için toplam 4 ohm oldu. Taraf tarafa oranlarsanız bulabilirsiniz. Ne olacak? İ'ler gitti. 3 bölü 4 gelmiş oldu cevabımız. Çekirdekli devre parçasında voltmetrelerin gösterdiği değerlerin oranı V1 bölü V2 oranı nedir diye sormuş. Az önceki gibi yaparsak ben İ'ye 3i üstü dersem arkadaşlar ne yapacağım? 3i üstü akımı İki tanesi buradan geçecek. 2 üssü akımı. Pardon. 2 üssü akımı üst koldan geçecek. Direncin az olduğu yerden çok akım geçer demiştik. İ üssü akımı da buradan mı geçecek arkadaşlar? Yani şurası toplam 3R. 3 çarpı 2'den 6. İ çarpı 6 eşit oldu potansiyelleri. Tamam. Biz akımı doğru bir şekilde paylaştırdık. Yani buradan 2 üssü akımı ne yaptı? Geçti. V1 voltmetresinden arkadaşlar okunacak değere bakalım ilk önce. R'den geçen akım 2i üstü kadar. Buradan geçecek akım ise arkadaşlar ana kol akımına eşit olacak. Yani 3i üstü akımı gelecek. Çünkü 2i üstü akımı ve i üstü akımı burada birleşerek arkadaşlar 3i üstü akımı toplanmış olacak. V1 voltmetresinde toplam potansiyel, dirençler üzerindeki toplam potansiyel bana V1 voltmetresindeki potansiyeli verecek. R direncinden geçen akım ne kadar arkadaşlar? 2i kadar çarpı R potansiyelini bulduk. Artı 3R'lik direncin üzerinden geçen akım ne kadar? 3i çarpı direnç 3R ise ne geldi? Pardon. 2i, evet 2i geldi dedik. 9i, 2i daha 11i'lik bir potansiyel olmuş oldu. Şimdi alt tarafta ise arkadaşlar V2 voltmetresine bakarsanız geçen akımın büyüklüğü i kadar demiştik. I kadar akım ne kadar dirençten? 6R'lik dirençten geçiyor. 6iR oldu. V1 ise 11iR'di. Taraf tarafa oranladık. 11 bölü 6 gelmiş oldu cevabımız. Evet, son soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Son soruyla devam ediyoruz. Çekirdekli devre parçasında V1 voltmetresi 6 voltu göstermektedir. V2 voltmetresi kaç voltu gösterir demiş. Hemen V1
6 voltmuş arkadaşlar. V eşittir I çarpı R mi diyorduk? 6 voltmuş. Akımın büyüklüğünü bulalım. 3 ohmluk direnç var. O zaman akımın büyüklüğü 2 mi çıkacak? Yani buradan geçen akımın büyüklüğü arkadaşlar ne kadar? 2 amper oldu. Birimde yazalım. Peki 2 amperlik akım buradan da geçecek. Toplam direncin arttığı yerde ne demiştik? Şu üst kolla alt kol birbirine paralel bağlı. Ve diyorduk ki direncin arttığı yerde akım azalır. Alt tarafta toplam 6 ohmluk direnç mi var? Üst tarafta 2 ohmluk direnç var. Buradaki potansiyeller birbirine eşit olması için alt koldaki potansiyeli üst koldaki potansiyeli eşitleyerek üst koldan geçen akımı bulacağız ilk önce. Tekrar söylüyorum. Alt koldaki potansiyeli üst koldaki potansiyeli eşitleyerek üst koldan geçen akımı bulacağız ve sonra toplam akımı ifade edeceğiz. Alt koldan geçen potansiyel arkadaşlar. Toplam akım potansiyel dedik. Toplam akım 2 ohm, 2 amper çarpı dirençlerin büyüklüğü 6, 12 volt yaptı. Üst kolun da 12 volt olması gerekiyor. Üst kolda ne kadarlık direnç var? 2 ohmluk direnç var. Ne kadarlık akım var onu arıyoruz. Buradan geçerek akım demek ki 6 i kadarmış. Alt koldan da 2 i'lik akım geçiyormuş. Arkadaşlar üst kolda alt koldaki akımlar bu noktada birleşerek toplam ana kol akımını yani 8'i verecek bana. Yani ben 8 i'lik akımın 6'sını 2 ohmluk direncin üzerinden geçirdim. İkisini de 6 ohmluk direncin üzerinden geçirdim. Çünkü ne dedik? Direncin arttığı yerde akım azalır, direncin azaldığı yerde yani üst kolda akım daha fazla olacaktı diye söylemiştik. Toplam ana kol akımı da arkadaşlar iki koldaki akımın büyüklüğüne eşit olmuş oldu. Yani 8 i'lik akım devreden çıkmış. Şimdi 8 i'lik akım arkadaşlar 4 ohmluk direncin üzerinden geçiyorsa V2'nin büyüklüğünü bulurken ne yapıyoruz? I çarpı R'den akımın büyüklüğü 8 i çarpı direnç 4 ohmsa 32 volt denizli gelmiş olacak cevap. Evet değerli arkadaşlar. 10. sınıf fizik dersini ohm kanunu soru çözümüyle sona erdirmiş bulunuyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.